Şaban Bey, sizce bu abartılmış bir vehim mi? Yani bu arayı PYD'nin eline geçmesini engellemek için konulan kırmızı çizgiler, bunun için gösterilen gayret, en son yapılan istihbari çalışmaların ulaştığı bilgiler. Bunlar biraz abartılı mı? Böyle bir tehdit yok mu aslında? Yoksa gerçekten bu faaliyetler alttan alta devam ediyor mu sizce? Kapasite anlamında yapabilir mi Kürtler? Ben de yani daha önce de bu konu gündeme gelmişti 2015 yılı içerisinde CNN ekranlarında. Bunun Kürtlerin coğrafi ve demografik yapısı düşünüldüğünde pek mümkün olmadığını söylemiştim. Ama burada söz konusu olan Suriye'de Kürtlerin bunu kendi mevcut kapasiteleri ile yapmaları değil, aynı zamanda Suriye'ye dönük diğer aktörlerin projeleriyle, rejimle işbirliği içerisinde ya da son dönemde Rusya ile işbirliği içerisinde nereye kadar taşıyabileceği. Evet, abartılmış bir yanı var ama Kürtlerin, PYD'nin özellikle tabii ki burada diğer aktörlerle işbirliği içerisinde böylesi bir kuşak oluşturmaya çalıştığı ve bunu diğer aktörlerin askeri desteğini arkasına alarak gerçekçi olmasa da bu hayalin peşinde koştuğunu da söylemek gerekir. Peki diğer Mesela aktörler derken örneğin Rusya'dan mı deyim de güzel bir bahsediyorsunuz? şekilde ifade etti. Rusya'da Esad rejimi de buna dahil. Bu bölgeyi kontrol edebilmesi için bir etnik temizliğe girişmesi gerekir dedi. Ya bunun tersine okuduğumuz zaman zaten Türkiye'nin de Tel Abyad sonrası tepkisine baktığımızda sadece Türkiye'den gelen bu konudaki tepkiler de değil, daha sonrasında uluslararası kamuoyundan gelen tepkilerde de uluslararası kuruluşların raporlarında da PYD'nin etnik temizlik çağrışımı yapacak yerinden etme, sistematik köyleri, bazı yerleşim birimlerini tahrip etme siyasetine giriştiğini görüyoruz. Bu Peki anlamda bölgedeki PYD'nin böylesi bir kuşak oluşturma arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. peki Rusya'nın lojistik anlamda, silah anlamında, hatta belki bazı güçlerin bir yerden bir yere nakli konusunda PYD'ye destek verdiğine dair vehimler var ya da kuşkular var. Bunları doğrulayan bulgular, göstergeler var mı elimizde? Yani PYD'ye orada fiilen bu hamleyi yapması için destek verdiğine dair bulgular var mı Rusya'nın? Bununla ilgili en son gelişme Afrin'den bahsedildi İstanbul'da, onu tartışıyordunuz. Afrin özelinden gidersek burada son dönemde ciddi anlamda helikopter hareketliliği olduğu ve Rusların, rejim unsurlarının buraya askeri anlamda takviyelerde bulunduğunu görüyoruz. Buradaki askeri hareketlilik, evet, Afrin'in güvenliğini sağlama noktasında etrafta diğer muhalif gruplara bağlı ya da onların kontrolündeki yerleşim bölgelerine doğru bir savunma refleksi hareket olduğu söylenebilir. Ama son dönemdeki gelişmeler bunun sadece bu şekilde Afrin'i koruma ile savunma ile sınırlı olmadığı, olmayabileceğini çağrıştırıyor. Özellikle son dönemdeki buradaki takviye noktasındaki hareketlilik. Yine öte yandan özellikle Türkmen Dağı'ndaki askeri durumu ve hareketliliği hatırlarsak burada şöyle bir kalıp ortaya çıkıyor. Daha önceki dönemde Esad rejiminin hatta Hizbullah ve İran destekli diğer Şii milislerin desteğini alarak bu bölgelerde 2014 yılı içerisinde çok fazla bir askeri kazanım elde edemediğini görmüştük. Ve hatta 2015 yılı başında muhaliflerin ilerleyişe geçtiğini ve rejim kuvvetlerinin geri çekildiğini biliyoruz. Ama Rusya'nın Eylül sonu itibariyle, 2015 Eylül sonu itibariyle doğrudan askeri müdahalesiyle yavaş yavaş Rusya'nın aşırı hava bombardımanı sayesinde muhaliflerin ilerleyişinin durdurulduğunu ve bunun da akabinde rejimin ilerlemesine ön açıldığını biliyoruz. Şimdi buna benzer bir ilişkinin
Yine Afrin bağlamında PYD ile Rusya hava saldırıları arasında ortaya çıkması muhtemel. Benzeri saldırıların olduğu birkaç hafta öncesinde zaman zaman bazı köyler işte Afrin'in civarındaki muhaliflerce alındı. Tekrar burada PYD kontrolü kuruldu. Böyle bir işbirliğinin işaretleri sahada var. Bu açıdan sorunuza tekrar dönersek, tek başına Kürtlerin böylesi bir kuşağı oluşturması zor. Zor ama görünüyor. Peki. Şimdi hep zaten Türkiye'nin vurguladığı da bu. PYD'nin burada rejim ve Rusya hava saldırıları, Rusya'nın planları ile entegre olarak bir anlamda onların planlarının bir parçası olarak taşeron şeklinde bu rolü oynama potansiyeli var. O açıdan bu tartışmaları ben tamamen temelsiz, mesnetsiz görmüyorum. Görmüyorsunuz. Eğer bu risk görülmeseydi, PYD'nin olduğu ama Türkiye'nin olmadığı, Türkiye'nin önemli ölçüde ilgisinin ve çıkarlarının olduğu bir konuda masanın dışında kalmayı göze alması, acaba göze alınması gereken bir risk miydi ve sürdürülebilir bir risk mi bu? Bu konuyu biz maalesef çok fazla Türkiye eksenli tartışıyoruz. Belki Türkiye'den bakınca Türkiye boyutuna odaklanmamız normal ama bu sürecin gelişimine baktığımız zaman, Türkiye dışında da genel bağlamına baktığımız zaman aslında bu tablo gayet net bir şekilde ortada idi. Hatırlarsanız Aralık ayı başında Riyad'da bir toplantı yapılmıştı, 9-11 Aralık'ta. Oraya da PYD davet edilmemişti. O zaman da bu Türkiye'ye bağlandı. Bu Riyad'daki toplantı aslında bir adım daha geriye gittiğimiz zaman Viyana'da ortaya çıkan uzlaşının sonucu idi. Bunun amacı neydi? Rejimle müzakereler başladığı zaman muhalif kanadı kim temsil edecek? O noktada sadece ve sadece Türkiye değil, muhaliflerin çoğu da az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bir, PYD'nin Suriye'deki çatışmada başlangıçta bir üçüncü yol izlemesi, muhaliflerle birlikte hareket etmemesi. İki, daha sonrasında da rejim ve Rusya ile yakınlaşması doğal olarak pek çok muhalif grup açısından PYD'nin kendi aralarında temsilini pek mümkün kılmadı. Ve bu muhalefet zaten muhalif gruplardan geldi. Hatta hatırlıyorum, ben bu konuda farklı toplantılara katılıyorum. Bu konuda bir grup var. Eski Amerika'nın Suriye Büyükelçisi Robert Ford'un dahil olduğu. O tarihlerde Robert Ford'un kendisi bile PYD'nin muhaliflerle aynı tarafta masaya katılmasını pek mümkün görmediğini çok net bir şekilde ifade etmişti. Bugün bu sonucun giderek daha netleşmesi çok da sürpriz değil. Zaten sürecin gelişimi gereği normal idi. Diğer konu bu masaya oturup oturmama. Şimdi burada bir nüans var. Bazen tartışmalarda bu da kayboluyor. Teknik olarak baktığımız zaman ortada iki tane grup var. Bir, özellikle Viyana'da ortaya çıkan Suriye'nin uluslararası destekçileri grubu ki bunun içerisinde Türkiye, İran, Amerika, Rusya, diğer dış aktörler var. İki, masada oturacak olan taraflar var. Şimdi Türkiye'nin orada temsil edilmemesi aslında masada bir temsil değil. Masada olacak olan taraflar Suriye rejimi ve bunun karşısında oturacak olan muhalifler. Bu noktada işte Türkiye olsun, Rusya olsun, diğer dış aktörler uluslararası destek grubunun üyeleri olarak orada olacaklar. Yani bu Türkiye'nin boykot etmesi de aslında tam anlamıyla teknik olarak doğru bir ifade değil bence. Biz sadece bu tavrımızla baştan itibaren şunu yansıttık. Suriye'de gerçekten işler toplantı masasında ortaya çıktıktan sonra sahada da karşılığı olan bir çözüm istiyorsak sahadaki aktörlerin, sahadaki reel unsurların talepleri nedir ona bakalım. Buna baktığımız zaman görüyoruz ki PYD'nin muhalif kanadın içerisinde temsili pek gerçekçi değil. Az önce bahsettiğiniz sebeplerden dolayı PYD fiili olarak bu grupların bir kısmı ile pek çok noktada savaşıyor. Rejimle savaşmıyor. Siz herhangi bir sahada olan
ve Riyad'da da temsil edilmiş olan bir muhalif grup olsanız PYD'yi kendi tarafınızda mı görmek istersiniz, rejim tarafında mı? Yani Türkiye'nin argümanının dayandığı böylesi real bir durum var. Kaldı ki bunun da diğer taraflarca kabul edildiği görülüyor. Ama öte yandan tabii ki bu PYD ve Rusların ifade ettiği gibi PYD eşittir Kürtler noktasına bazen Türkiye'de de tartışmalar geliyor. Masada yine Kürt temsilciler olacak. İşte Riyad'daki toplantıda da vardı. Şu an Riyad'da yeni bir toplantı var ve Riyad'daki Aralık'taki toplantıda oluşturulmuş olan müzakere yüksek konseyi müzakerelere gidecek olan isimleri seçiyor. Muhtemelen bunların içerisinde yine Kürt olabilir. Masada Kürt olmayacak değil. Buradaki kaygı, endişe, tedirginlik ve çekinceler daha çok PYD ile ilgili. Ben de sürecin ilerleyen aşamalarında Türkiye'nin bütün bu muhalefetine rağmen bir şekilde PYD'nin de bu çatışmalarda olduğu gibi diplomasi masasında da sesinin dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun yeri muhaliflerin yanı değil bence. Rejim buna bir temsil imkanı sağlayabilir. Rejim delegasyonu içerisinde gidip PYD'yi temsilen bazı isimler yer alabilir. Ya da çok ileriki aşamada, yani en başından itibaren PYD'nin takip ettiği üçüncü yol yaklaşımını yansıtır şekilde onlara ayrı bir masa mı, sandalye mi verilir bilemiyorum. Ama ileriki aşamalarda eğer bir katılım olacaksa bu halihazırda Riyad'da ortaya çıkan muhaliflerin arasında olmaktan daha ziyade rejimin şemsiyesi altında da olabilir. Ruslar eğer gerçekten iddia ettikleri gibi PYD'nin temsiline bu kadar önem veriyorlarsa kendi nüfuzları etkisi altında olan rejimi herhalde bunu çok kolay kabul ettirebilirler. Bu konudaki samimiyetlerini de bu şekilde gösterirler diye düşünüyorum ben. Kürtlerin taleplerine dönük olarak diğer muhalif, tırnak içerisinde Arap muhaliflerin göstereceği muhtemel direnç kadar rejimin de direnci önemli. İşte az önce bahsettiğim de kısmen bu. Her ne kadar konjonktürel olarak halihazırda rejimle PYD arasında bir ortak zemin ortaya çıkmış olsa da bütün bu Suriye krizinin başına, Suriye'deki daha önceki uygulamalara gittiğimiz zaman Kürtlere de en fazla Suriye'de, Orta Doğu'da çektiren rejimlerden bir tanesi de mevcut Baas rejimi. Önümüzdeki dönemde de Kürtlerin halihazırdaki kazanımlarını kabul ederek Suriye'nin geleceğini bunun üzerine inşa etmeye rejim ne kadar istekli olacak bilmiyoruz. Orada da muğlaklık var. Bu da tıkayıcı bir sebep olabilir. Ama Cenevre 3 nereye gider diye sordunuz. Onunla evet. ilgili ben de isterseniz kısaca buyurun. Kendi izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Tabii bu Cenevre 3 demek de zor. Geçtiğimiz yılda yine Demistura Cenevre'de bir round daha toplantılar yapmıştı. Ona da Cenevre 3 demişlerdi. Hatta o BM kararıyla onanmıştı. Tıkandı. Şimdi Cenevre 3 buna diyorlar. Bu bile şunu gösteriyor. Maalesef patinaj yapmak deriz ya, bu diplomatik çabalarda bir patinaj var. Ve sürekli Cenevre 1'e gönderme yapıldığını görüyoruz. Bu soruyu sormak lazım. Niye hala biz Cenevre 1'e gönderme yapıyoruz? Niye Cenevre 1'i hayata geçiremedik? Şimdi bu sürece giderken de Aralık ayı içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararı çıkardı. Orada da yine Cenevre 1'e gönderme yaptı ve bu yeni Viyana sürecinin bir anlayışa dayanması öngörülmüştü. Neydi o? Taraflar mevcut sahadaki durum üzerinden bu siyasi müzakereleri başlatacaklar. Bununla paralel olarak ateşkes görüşmeleri olacak. Siyasi müzakerelerdeki çerçeve Cenevre 1'de ortaya konmuş olan tüm yetkilere haiz bir geçiş yönetimi şeklinde olacak. Şimdi asıl bence süreci tıkayacak olan konulardan bir tanesi, yani truplardan büyüğü biz fazla tartışmıyoruz Türkiye'de. Hep kim temsil edecek, PYD mi olacak, olmayacak mı sorusuna bakıyoruz. Asıl soru bu Kasım, Aralık ayı içerisinde ortada olan siyasi arka planla bugün Ocak'taki sahadaki siyasi realitenin
farklılaşmış olması. Özellikle Rusya'nın hava saldırıları sonrasında sahadaki askeri dengede az önce de konuştuğumuz gibi bir değişiklik oldu. Evet, bir değişiklik oldu.